2015 yılı Ağustos ayı 17. bileşiminin son oturumu bugün meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır başkanlık etti. Komisyonlardan geçerek meclis gündemine gelen 32 maddenin hepsi de meclis üyelerinin oy birliğiyle meclisten geçti. Bu konuda birinci maddesi. Gündemin 30. maddesi görüşüldüğü esnada söz alan CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek, 5 yıllık imar programı hazırlanması teklifinde Büyükşehir Belediyesi'nin görev süresi sonrasında büyük bir borçla karşı karşıya geleceğini belirterek Başkan Vekili Turan Çakır'dan konuyla ilgili açıklama istedi. 800 trilyonluk her sene yapacağımız yatırımlar, harcayacağımız paraya karşılık 300 trilyonluk gelirimiz vardır, 500 trilyonluk bir eksiğimiz olacaktır. Bu 500 trilyonluk bir eksiği eğer borçlardan karşılanacaksa hizmet süremizin sonunda korkunç bir tabloyla, korkunç bir borç tablosuyla karşılaşacağız. Eğer borçlarla karşılanmayacaksa, gayrimenkuller satılarak yapılacaksa, bildiğim kadarıyla Büyükşehir'in elinde gayrimenkul stoku yoktur. İlaca değerlerden bize intikam eden ne kadar gayrimenkul stoku var onu bilemiyorum. Bunun o anlamda onunla da karşılanması mümkün değildir. Dolayısıyla büyük ölçüde borçlanma ihtiyacı doğacaktır. Turan Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi olarak borçlandığımız doğrudur ama belgeli olarak borçlanıyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yani İlçe Belediyesi'nin hangi şartlarda borçlanacak biliyorsunuz. Siz mesleki anlamda da bu anlamda şehrimizdeki en birikimli meslektaşlar, yani mesleki anlamda en birikimlerden birisiniz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan ve diğer bankalara hangi şartlarda borçlanabileceği ortada. Devlet onu belli bir oranda biliyorsunuz belli bir oranda borçlanmanız lazım. Onun üzerinde borçlanmayacağımızı ifade ediyor. Ama siz de az önce okuduğunuz gibi 8 ana başlıkta Büyükşehir Belediyesi'nin ana yatırımlarını yatırım kalemlerini okudunuz. Dolayısıyla bu bence Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının ve ekibinin bir vizyonun ne kadar geniş olduğunu göstermektedir. Tabii siz de buna teşekkür ettiniz. Yani bu hizmetlerin en üst seviyede yapılarak Samsun halkıya buluşturulması noktasındaki gayretlerine. Tabii bunlar dediğiniz gibi hepsi bir ekonomik bir karşılığı var. Biz de bakın Büyükşehir Belediyesi olarak hem gayrimenkullerini hem de bu anlamda kaynak üretmeye çalışıyoruz. Yani nerede ne şekilde kaynak üretebiliriz? Bunu her zaman başkanımızın ve CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek'in Fener Plajı ile ilgili gündem dışı sorusuna da yanıt veren Turan Çakır, Fener Plajı ile alakalı kamuoyunda farklı bilgiler vardı. Burasının halk plajı olmaktan çıkacağı, orada bulunan otele verileceği gibi konular konuşulmuştu dedi. İki Mert Plajı, bir de Bandırma Plajı. Yani belediyelerinde olan. İki tane plaj yine aynı olduğu gibi devam etsin. Burası dediğiniz gibi bayanlar kolay ulaşabileceği bir yer olsun. Yani biz erkekler her yere çok rahat gidip çıkabiliyoruz, gidebiliyoruz. Bayanların daha rahat ulaşabileceği bir yer olduğu için Fener Plajı düşünüldü. Yani bu böyle bir karar verdi. Yoksa